Çok iyi lan, sallanıyor baya. Ay. Biliyordum ben, biliyordum işte. Ben biliyordum, ben biliyordum böyle olacağını. Ben biliyordum ya. Korktum işte. Korktum, başıma geldi. Ben biliyordum işte ya. Gökhan, ben sana dedim. Ya kankacığım, anneyi de göremedik biliyor musun? Evet. Avluya bırakıp gitmişler. Bir görsen, sana da nasıl benziyor yavrucak? Ay benziyor, benziyor. Harbiden benziyor. Benziyor değil mi? Benziyor, benziyor. Baksana da aynı ben ya, aynı ben. Ben eşyalarımı hazırlayayım, gideyim ben. Gideyim değil mi? Gideyim ben. Tamam, hadi görüşürüz. Yeter, bu kadar. Gel lan buraya, gel, gel. Gel. Yaprağın kuzeninin çocuğu. Ha? Gel buraya. Ne? Ne dedin bir daha söyle? Yaprağın kuzenin bebeği. Ha. Alakası yok seninle, otur. Babası da sen değilsin. Tamam, ben zaten korkmamıştım. Ben biliyordum zaten. Yok kanka, hiç korkmadın. Sadece pigmentlerim bir anda öldü. Böyle bembeyaz melek gibi oldum. Evet, çocuklar hazır mıyız? Hazırız başkan. Zaten korkanın çocuğu olmaz, değil mi Sinan? Ha? Olmamış ki. Oo. 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 Ey maşallah ya. Bacım Susan, emin misin? Senin kuzen Gryffindor aşiretinden falan olmasın. Çantaya bak. Nasıl aldı o kadar şey içine? Bildiğim tek şey bu çantada genişletme büyüsü var. Boşaltıyorum, boşaltıyorum, bitmiyor. Yani koskoca sultanı da böyle pembe çıngıraklı falan, bilemedim ya. Ne ki bu? Bakalım. Kanka, o dişlik. Ha. O ne elindeki? Bu, ha, bu süt pompası kanka. Süt depolamak için. Hayır. Çıkar onu. Ya bir ödev için bir şey yapacaktım ya. Bir şey deneyeceğim valla. Hayır. Hadi koy geri. O da... peluş fil. Yani uyku arkadaşı. Pış pış koyalım mı? He? Hadi pış pış koyalım bunun ismini. He? Pış pış koyalım. Ya da vazgeçtim ya. Zaten saçma sapan böyle materyallere bağlıyorlar insanlar. Gerek yok. Saçma. Bir şey diyeceğim ya. Devam sütü ne ya? Başı nerede ki bunun? O şey ya kanka. Normal anne sütünün üstüne cila niyetine çakıyorsun bir tane. Aynen. Oğlum, sütten kesildikten sonra sütte devam manasında kullanılabileceği aklınızın ucundan bile geçmedi değil mi? Saçmalama Ali ya. Olur mu öyle saçma bir şey ya? Azıcık öğren oğlum böyle şeyleri. Neyse, talimatlar. Ellerini yıkadıktan sonra biberonu ve kapağı dezenfekte etmek için 10 dakika kaynat. İçme suyunu en az 10 dakika kaynat ve ılımaya bırak. Ilık suyu temiz biberona doldurduktan sonra devam sütüne ilave et. Ölçeği tamamen doldur. Biberonun ağzını kapatınca toz eriyinceye kadar dairesel hareketlerle çalkala. Toz tamamen eriyince elin üst kısmına damlat. İdeal sıcaklığı elde edince... Ya bırak, dur. Dur, dur, dur. Bu bildiğin 4 yıllık kimya mühendisliği mezununun işi ya. Ne yapıyorsun? Yalnız bir şey diyeyim mi? Bütün güzel küfürlerin neden ebeyle başladığını şimdi anladım. Devam ediyorum. 2 saatte bir uyanır, gazını çıkarmayı unutma. Ay, bu kendi gazını kendi çıkartamıyor mu? Ne ebesin? Oğlum, çocuğun yanında. Benim dersim var yalnız, nasıl yapacağız? Vallahi ben hiç uğraşamam. Ya benimize de kızlandı. Düşünün, başka bir şey alakam olmaz yani. Yani doğumuna para mı salalım bence? Ya yani. Abi nasıl? Şşş, tamam. Sırayla bakacağız. Oldu sanki. Yani ne diyorsunuz? Oh, çok güzel olmuş ya. Planlı mı? Yok ya, çorba. Çok güzel olmuş. Oldu, oldu. Oldu ne kelime? Sayende bir imparatorluk yükseliş devrine giriyor Ali kuşum. Şş. Hı. Biz kızlarla nasıl buluşacağız oğlum? Kardeşim sen rahat ol ya. Krizi fırsata çevireceğiz. Bir taşla iki kuşum.
bendesin. Ha, evcil adam şekli diyorsun ha, hesabı. Ulan var ya şu kafanın aradı çalışıyor. Sus, çok alıyorsun. Var ya deliz. Çok güzel olmuş. Vallahi şahane. Süleyman ha? Muhteşem Süleyman. Ha? Demek seviyorsun böyle oturduğun yerden. Herkese emir yağdır. Söyle bana bakalım, hayatta hiçbir şey için çalıştın mı ha? Emek sarf ettin mi? Ha? Alın teri döktün mü? Dökmedin değil mi? Ben de böyle tahmin etmiştim. Koca bir sessizlik ya. Şişt, şişt, şişt. Sana bir sır vereyim mi? Ha? Bu dünya kimseye kalmaz. Koçum, koçum kimseye kalmaz. Ali, sen bunları niye bana vermedin ya? Ya hemen panik olmayın ama ufak bir sorunumuz var. Ne oldu Sinan kuşum? Bu sığır bebeği kaybetti. Ne? Ne kaybetmesi oğlum? Ne diyorsunuz siz? Oğlum, komik değil yalnız. Şakası bile kötü. Ben Filiz ablama ne diyeceğim şimdi ya? Neredesiniz şu an? Cilt bakımındaydım canım. Şimdi çıktım. Ne var söyle. Oğuz bak bir dur. Karambol'e gitme istersen. Taksiye binmiştik de biz. Bir baktık bebek yok, kayıp. Bebek kayıp da. Yok lan, bebek firar. Neydi ya, öyle bir film vardı değil mi? Lan bir dur, zaten ortalık karışık. Ha şey, bebek... Ya susun, susun! Başkan çok uzaklaşmış olamaz. Zaten yürüyemiyor. Hemen bulacağız söz. Sen şu caps lock'u bir kapat ya. Tamam yaprak, bir sakin. Halledeceğiz, merak etme. Nasıl halledeceğiz Ali kuşum ya? İş bölümü yapalım. Herkes bir yere baksın. Yaprak, biz seninle hastanelere gidelim. Ok. Çıkıyorum hemen. Biz de karakola o zaman. Vallahi bulacağız ya. Kesin bulacağız. Hissediyorum ben. Biz de etrafa ilan asalım. Belki duyan, gören birileri olmuştur. Ödül de koyarız. Mesela bende 50 TL var şu anda. Bir de Süleyman'ın fotosunu alsak başkan. Heh. Süleyman için kırmızı bülten çıkarız biz be. Interpol'e haber salacağız. Bulacağız onu. Ay, kesin attılar beni gruptan. Gökhan bir telefonu versene ya. Bir şey yapacağım. Abi bebek nasıl kaybolur ya? Anahtarlık mı? Ben o ikiliden bekliyordum zaten böyle bir şey. Var ya, çocuğu sokakta bıraksak daha güvenli olurdu ha. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Süleyman'da tam bir kayıp bebek tipi yok mu? Sen ne diyorsun ya? Ya filmdeki gibi hani orada vardı ya kayıp bebek. Chucky. Yok Chucky değil. Chucky'nin gelini? Yok. Hani böyle bebek kayboluyordu, bütün şehir seferber oluyordu. Ulan kaç kere izledim var ya. Bebek firarda. Aynen. Oh, çok iyi filmdi ya. Helal olsun lan. Nasıl buldun? Ya şimdi... Oğlum ne saçmalıyorsun ya? Süleyman firarda. Sütü fazla kaynatıp da vitaminini kaçırmayın sakın ha. Doğru mu geldik biz? Hadi hadi kapat. Amcayı burada unutmuşlar galiba. Hadi bakalım kapat hadi. gençler, derdiniz nedir? Anlatın hele. Ya komiserim, başlamadan önce ben sizi bir yerden çıkaracağım ama. Haddi zatından 1943 senesinde Ankara'da Ahlak Bürosu'nda çalıştım. Oradan olabilir. Delikanlı. Komiserim, şimdi bizim durumumuz çok acil. Bir akrabamızın bebeği kayboldu ve çok küçük. Yani onu hemen bulabilirsek süper olur ya. Fevelana lüzum yok delikanlı. Eşkalini verin bebeğin bana bir hele. Eşkalini öğrenin. Yani hiç de dikkatli bakmamışım ya. Hani şeyi biliyorum, bıngıldağına basınca ölüyorlarmış. Onun dışında
Bize benziyor aslında. Böyle iki kolu, iki bacağı var onun da. Daha ufak, salak biraz. Ya aynı bizim gibi ama bizim küçüğümüz. Siz bana bir eşkarini verin. Bir de yürüyemiyor. Komiserim, bir de sünnetsiz. Çok önemli detay. Bu ne menem bir şey böyle? Allah Allah! Bakalım daha neler göreceğiz. Değil mi? Fotoğrafı da aynen yapıştırmışlar. Nerede kaldın oğlum ya? Oğlum tasarım yaptık herhalde. Öyle bodozlama yaptırmadık. Şunu ver. Niye böyle kıpkırmızı bu? Oğlum kırmızı bülten örneklerine baktım. Hepsi böyle. Sen çok yanlış anlamışsın o işi ya. Neyse hadi gel asalım. Niye öyle dedin? Bu niye 107 oğlum? 110'a yuvarlasaydın ya. Havale ücreti 3 TL oğlum. Salak mı zannettin beni? Maalesef hiç görmedim. Ya bir daha baksanız çünkü çok küçük. Belki görmemiş değil, görememişsinizdir. Ben diğer arkadaşlara da bir sorayım. Ne olursunuz. Ali ne yapacağız? Bittim ben. Mahvoldum. Ben Filiz ablaya ne söyleyeceğim? Biz bu çocuğu bulamıyoruz. Bulamıyoruz biz bu çocuğu. Filiz ablaya ne diyeceğim ben? Tamam bak bana sakin ol tamam. Bulacağız. Ya elbette bulacağız. Ne kadar karakol varsa, ne kadar hastane varsa gezeceğiz tamam mı? Biz başımıza açtığımız hangi derdi mutlu sona bağlamadık? Dibe kadar bassak deyip çıkmanın yolunu bulmadık mı? Bulacağız. Bunu da yolunu bulacağız. Bulacağız değil mi? Bulacağız. Evet. Bulacağız. Bulacağız. Onu bulacağız. Bulacağız. Bulduk hatta belki de. Maalesef arkadaşlar da görmemişler. Tamam teşekkürler. Bu sefer kesin bittim ben ya. Aile meclisi toplanıp kıracak kalemimi. Evcil gözükecekmiş. Hadi be oradan. Sanki tek suçlu benim. Kayyana. Tabii sen suçlusun lan. Evcil hayvan. Ya lan bir durun ya. Kavganın sırası mı? Ha, kızların yanında ama öyle demiyordun Karademir. Hadi lan. Ya buraya niye geldik ki? Sanki psikolojimiz düzelince bebeği buluvereceğiz birden. Hep senin suyun yüzünden. Hep senin yüzünden. Hadi be. Hadi be yürü. Yalancısın sen. Yalancısın. Birliğe en çok ihtiyacımız olan zamanda ya. Şu an mı? Kavga zamanı mı şu anda? Lan Süleyman bu. Sülü. Sülü. Ya ne işin var senin burada küçük serseri? Sultanım. Sultanım Süleyman'ım sen burada mıydın ya? Biz çok korktuk seni çok merak ettik. Neredeydin? Bebeğim. Aklımızı aldın ya. Neredeymiş? Yukarıda mıymış? Neredeydin sen? Süla, Süla, Süla. Evet küçük adam. Polise gitmenin zamanı geldi. Annem ve baban çoktan merak... Neredesin? Burada da yok. Çok çalışıyorum. Yorgunluktan halüsinasyonlar görmeye başladım. Ercüment Bey. Ona dostum dedim. Var mı bastım. Gönlümü aldım. Oysa burada da gitti. Kim? Anadana bile anmak istemiyorum. Böyle küçük küçük elleri bacakları vardı. Küçük küçük. İnsanın küçük hali gibi bir şeydi. Bebek mi? Hep bunlar ben zannettim ki o da farklı zannettim. Fakat bütün bu bebekler aynıymış. Nasıl yani? Sen de gördün mü bebek ya da ona benzer bir şey? Ben daha geçen çatıda lahmacun yiyen yeşil kedi gördüm. Deliriyorum galiba. Hadi ya. İyi değilim. Gidip biraz uyumam lazım. Tatlı ikram edeyim. Evet.
garip bir çocuk. Garip garip, gelgitli bir çocuk. Aman da aman. Koca babancı kodi dök. Bana bak, bugün olanlar aramızda sır kalır değil mi hünkârım? Aynen bak, bugün olanları unutursan eğer ileride sana çok güzel taktikler vereceğim ben. Tabii biz de buna izin vermeyiz. Oğlum dua et, uzaklaştırma emrini çıkartmasın lan. Süleyman! Bu da benden sana ufak bir hediye. Kate'in en sevdiğim posteri. Sülo, sülo. Sülo, sülo. Sülo. Filiz ablacığım. Nerede bizimki? Bak burada, burada. Ya inanır mısın Filiz ablacığım? Bir dakika bile yanından ayrılmadık değil mi? Ay sağ olun çocuklar, sizi çok yormadı inşallah. Yürümeyi öğrendi sonra koş. O çok mutsuzdur zaten. Evet. Çok an gidiyor şimdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.